İyi akşamlar. Hayırlı akşamlar arkadaşlar. Merhaba herkese. İbrahim'cim merhaba. Evet. tabii canım. Fuat teşekkürler. Allah razı olsun kardeş. Yani sen de olmazsan. Evet. Arkadaşlar bir iki dakika bekleyelim. Ondan sonra birkaç şeyden bahsedelim sizlere. Çok fazla tutmayacağım sizleri. Yayını kapatacağım sonrasında. Herkese iyi akşamlar arkadaşlarım. Hoş geldiniz. İyi akşamlar. Bütün derslerimize giren veya girmeyen tüm arkadaşlara iyi akşamlar. Evet. Aleyküm selam. İbrahim'ciğim. İyi akşamlar hava. Tekrar mekrar yok. Hayır, bu tekrar falan yok. Biz bugün birkaç konu hakkında sizlere bir şeylerden bahsedeceğiz. Yani çok sürmez. En fazla 15-20 dakika falan sürer. Ondan sonrasında yayını kapatırım, kaydederim. Bakarsınız tekrardan. Ön lisans, lisans. Yani bütün arkadaşlar için bilgi vereceğiz tabii ki. Aleyküm selam. İyi akşamlar Enes ve Emine. İyi akşamlar Ahmetciğim. Aynen. Evet, kıymetli kardeşlerim, kıymetli dostlarım. Söz verdiğimiz gibi yine buradayız. Evet. Kaydedeceğim canım. Hadi bakalım. Peki. Estağfurullah. O sizin güzel bakmanızla alakalı. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. İyi akşamlar. Şimdi kıymetli kardeşlerim, biliyorsunuz. Şimdi ben şu yorumları bir kapatayım. Olur mu? Yorumları bir kapatayım arkadaşlarım. Şu kalp atan arkadaşlarımla bir zahmet artık. Yani bari şurada bile kalp atmayın. Aynen. Teşekkürler. Çok teşekkürler güzel yorumlarınız için. Şöyle bir kapatmam lazım. Çok fazla mesaj geliyor çünkü. Şimdi gençler, arkadaşlarım, kıymetli dostlarım. Şimdi bakın, birkaç şeyden size bahsedelim. Ondan sonrasında yayını kapatacağım. Çok tutmayacağım sizleri. Merak ettiğiniz sorular var. Yani dün, hatta şöyle söyleyeyim. Sınav günüyle beraber bugüne kadar diğer kutusunda tahminim olarak 10 binden fazla mesaj var. Hepsine dönemem. Yani genel olarak şöyle bir hızlı hızlı baktım. Bir 1000 tanesine falan bakabildim en azından. O 1000 tanesinin genel olarak soruları hep aynı. Şimdi o soruların cevaplarını size vereceğim. Neden böyle bir şey yapıldı? Neden iptal edildi? Neden buna benzer bir olay yaşandı? Buna alakalı size kısa bir şeyden bahsedeceğim. Sonra yayını kapatacağım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlarım bakın, hepinizin bildiği gibi 31 Temmuz'da lisans grupları ve öğretmenlik grupları için sınavlar yapıldı. Öğretmenlik gruplarındaki eğitim bilimleri kısmına çok girmeyeceğim. Çünkü orası hani biraz daha diğer hocaları ilgilendiriyor. Ben kendi alanımla alakalı olan tarih ve anayasa ve güncel alakalı kısımlara bakacağım. Şimdi arkadaşlarım bakın, 2000'li yıllardan beridir KPSS yapılıyor. Farklı isimlerle de oldu, KPSS ismiyle de oldu. Çıkan sorulara baktığınızda ÖSYM'nin çok zor sorular sorduğunu görebilirsiniz. Çok kolay sorular sorduğunu da görebilirsiniz. Yani genel manada kolay, zor, orta tarzında sorular geliyor. Lakin aptalca, saçma şekilde böyle bu kadar ahmakça soru sorulduğu yıl bugüne kadar rastlanılmadı. 2014 yılında yapılan KPSS sınavında da tarih soruları zordu. Bakın saçma değildi, zordu. O yıl zaten tarih netleri baya baya düşmüştü. Yani 9-10'a kadar düşmüştü hatta, öyle hatırlıyorum. Ama 2022 KPSS sınavında, yani KPSS'deki hem tarih
Hem anayasa hem güncel kısmındaki sorular, yani kim hazırladı, kim ne yaptı onu bilmiyorum ama yapılacak olan, yapılan bu sınavlar içerisinde en saçma kısımdı. Şimdi burada bir tuhaflık olduğunu açıkçası sınavdan sonra sizlerin gönderdiğiniz sorularda ben fark ettim. Şimdi evet, çok zor sorular olabilir. Çok uç sorular da olabilir. Bu gayet normal ama bu kadar aptalca sorular olamaz. Yani sizler, tarih dersi için başlayacağım. Tarih dersinde kuruluş, yükselme, duraklama, gerileme, dağılma, ıslahatları ezberliyorsunuz. Canınız çıkıyor ve adamlar size kalkıp saçma bir şey soruyor. Yani çok gereksiz sorular. Ya bir tane padişah ismi sorulmaz mı? Ya bir tane tek. Bak bırak Osman Bey, Orhan Bey, Fatih Sultan Mehmet'i. Bak geçtim onları. Dağılma döneminde hepiniz illallah etmişsinizdir değil mi? Şu ıslahatlar. İkinci Mahmut, Abdülmecit, Abdülaziz ve ikinci Abdülhamit dönemi. Hepinizin illallah ettiği yer zaten burası. Ya bir tane gelmez mi buradan? Her sene iki tane soru gelen yerden bir tane bile soru gelmedi. Hadi onu geçtim. Hadi sen ıslahatları sormuyorsun. Yani bu dağılma dönemiyle alakalı bir 93 Harbi, bir Kırım Savaşı, Yunan İsyanı, Sırp İsyanı, ne bileyim 3. Selim ıslahatları, Lale Devri ıslahatları, anlaşmalar, Pasarofçalar, Karlofça, Yaş, Prut, ne bileyim Berlin, Ayestefanos, ya ben bin tane sayayım sana. Ya bir tane bile gelmez mi? Burada bir tuhaflık var. Hadi bunu geçtim. İnkılap tarihine geliyorum. Arkadaş, yahu bir tane Mustafa Kemal'in ismi geçmedi ya. Bir tane, bu kadar düşmanlık olur mu? Bir tane Mustafa Kemal'in ismi dahi geçmedi. Atatürk'ün ağası bile geçmedi belki. Nerede o inkılaplar? Nerede o milli mücadele dönemi? Nerede o savaşlar, anlaşmalar veya kongreler, cemiyetler, ıslahatlar niye gelmiyor mesela? Sebep ne? Bana bir sebep söyleyin. Hani bana derseniz ki biz bunu çıkardık müfredattan, o yüzden sorma gereği duymadık derseniz anlayacağım. Ama sizler bunları müfredatta yer alıyor ve siz ıslahatlarla, inkılaplarla alakalı tek bir soru sormuyorsunuz. Kusura bakmayın, bunun altında bir art niyet vardır. Sen kalkıp orada öğrenciye bu kadar kitap dayatıp bütün müfredattan sorumlusun deyip her şeyi ezberlettirip, her şeyi dayattırıp bana saçma bir şekilde net olmayan sorular soramazsın. Bu büyük bir haksızlık, bu büyük bir vebal. Hatta bu bir suç yani. Ama sebebi ne yani? Bunu niye yaptınız öğrenciye? Şimdi burada orada bir tuhaflık olduğunu ben anladım. Yani bu normal değil çünkü. Her sene iki tane, üç tane sorunun geldiği üniteden ya kongreler. Erzurum Kongresi, Sivas Kongresi, Amasya görüşmeleri bir tane gelmedi ya. Geçtim. Çanakkale Savaşı, Kafkasya, Milli Mücadele dönemleri mesela, Sakarya Büyük Taarruz niye çıkmıyor? Mustafa Kemal'in sözlerini niye sormuyorsunuz mesela? Mustafa Kemal'in katıldığı savaşları niye sormuyorsunuz? Bu ülke için yapılan inkılapları niye sormuyorsunuz? Açılan bankaları, fabrikaları ve yapılan o gelişmeleri neden sormadınız? Bunun altında bir art niyeti varsa bunu çıkıp açık açık söyleyin. Biz bu yüzden sormadık deyin. O zaman öğrenci de şunu bilsin. Ha demek ki bunları öğrenmemizi istemiyor desinler. Şimdi Osmanlı kısmına bakıyorum dedim ya. Hani tamam, mesela Mustafa Kemal düşmanısın, hadi sormadın. Osmanlı'da padişah sormuyorsun bana. Niye böyle bir şey yaptın? Ha neden padişah sormuyorsun? Neden bir Kanuni'yi sormuyorsun? Neden bir Yavuz Sultan Selim'i, ikinci Abdülhamit'i sormuyorsun? Yani hem Atatürk düşmanlığı hem Osmanlı düşmanlığı mı var sizde? İkisinin düşmanlığı varsa bir şey var sizde o zaman. Normal değil bu. İki tarafın da düşmanı olamazsınız herhalde. Anayasaya geliyorum. Ya öğrencinin en korktuğu derslerden bir tanesi anayasa dersi. Ben derslerine girdim, arkadaşlara da hep derse söyledim. Hepsi burada. Bu şu an 3000 kişi varsa 1000 tanesi dersime girmiştir. Hepsine ben şu kelimeyi kullandım. Rahat olun. Çok basit sorular geliyor. Yıllardır basit geldi. Ulan geçen sene dernekler kaç kişiyle kurulur diye basit bir soru soruyorsun. Dalga geçer gibi. Bu sene kalkıyorsun 15 Temmuz, 30 Ağustos, 1 Mayıs. Hangisi bayramdır? 1 Mayıs'ı bayram olarak kabul etmiyorsun, doğru mu? Heh, peki. Niye o zaman televizyonlarda işçi bayramı diye alt yazılar geçiyor? Veya devlet büyükleri neden 1 Mayıs'ı işçi bayramı olarak televizyonlarda bas bas bağırıyor? Eğer bu bir suçsa herkes suç işliyor o zaman. Normal mi bu? Adam anayasada idare hukuku, gına geliyor değil mi? Şimdi dersime girenler de biliyor. İlla ki YouTube'dan hocaları dinleyenler de var buradan. Yani idare hukuku deyince hepiniz şöyle bir tırsıyorsunuz. Ayvayı yedik. Hiyerarşiyi ezberle, vesayeti ezberle, belediye başkanı, vali, yerinden yönetim, merkezden yönetim, taşra teşkilatı, başkent teşkilatı. O tabloları ezberleyene kadar hepiniz öldünüz zaten. Ne demek istediğimi anlıyorsunuz. Niye soru sormuyorsun oradan? Her sene iki soru soruyorsun, üç soru soruyorsun, bir soru sormadın oradan.
yürütmeyle alakalı tek bir soru sorulmadı. Yürütme, yani Cumhurbaşkanlığı makamı. O zaman bu soruları hazırlayan Cumhurbaşkanlık düşmanı da var. Mustafa Kemal düşmanlığı var, anladım. Osmanlı düşmanlığı var, bunu da anladım. Tayyip Erdoğan düşmanlığı da var o zaman. Neden sormadın? Yürütmeyle alakalı niye bir soru sorulmuyor? Yani burada bir art niyet var. Ya da güncel kısmına bakıyorum. Ya öğrenci gırtlağıma yapıştı. Benim yüzde der Urfa, Mardin, Diyarbakır'daki öğrencilerim. Hocam güncel ne yapacağız, güncel ne yapacağız? Ben onlara bir taktik söyledim. Dedim ki bakın ÖSYM son 7-8 yılda mutlaka madalyalar, alınan başarılar kesinlikle ama kesinlikle geliyor. Buna dikkat edin. Yine vefat eden önemli isimlere dikkat edin. Israrla bunları empoze etmeye çalıştım. O beyefendi ne yapmış? 2022 yılında yaşanan tek bir şeyi sormamışsın. 2021'i sormuşsun. İşte o NASA'daki teleskop muydu? Ne halsa işte. Ben baktım notlarıma vardı. Çıkıp o ben tutturdum demiyorum tabii ama 2021'in Ağustos'undaki bir günceli sormuşsun. Yani bir sene öncekini sormuşsun. Bu nasıl bir güncellik? Kavuk ne demek? Kavuğu niye soruyorsun mesela? Niye madalya sormuyorsun? Neden Sümeyye Boyacı'yı sormuyorsun? Neden bir madalyalarımızı sormuyorsun? Altın madalya, dünyanın madalyası, itibar nerede? Sen Türkiye ile alakalı sorular sormuyorsun. Türkiye'nin başarılarını da sormuyorsun. O zaman senin Türkiye düşmanlığın da var, kusura bakma. Yani bu soruları hazırlayan kesim ya da servis eden veya çalan veya kaçıran kimse artık büyük ihtimal bir art niyet var. Sınav günü öğrenciler bana soruları gönderdiğinde dedim ki burada bir şey var, bu normal değil. Bu tesadüf olamaz ya, bu kadar saçma bir şey olamaz. Bir şey fark ettiniz mi arkadaşlar? Sınavdan çıkan hiçbir öğrenci şunu söylemedi. Sorular çok zordu. Acayip zordu demedi. Hepsinin kelimesi neydi? Aptalca, saçma, çok gereksiz sorular. Bak biri bile zor demedi. Keşke öğrenciler zor soru sordular deseler ve ben de onlara desem ki çalışmadın. Bunu bak diyemiyorum öğrenciye. Ben Diyarbakır'dayım. 2 gündür Diyarbakır'daki öğrencilerle, Mardin'deki, Urfa'daki öğrencilerimle hani sosyal medyada biraz yazışıyoruz. Bak hiçbiri bana şunu söylemedi. Hocam çok zor demediler. Çok saçma dediler. Anayasa dersine girdiğim, inkılap tarihi, genel tarih dersine girdim arkadaşlara. Yani hiçbiri bana hocam ya çok zordu demedi. Hepsi saçmadır diyor ya. Çok gereksiz sorular sordunuz. Çaldınız. Yazık değil mi? Yani neyi amaçladınız? Böyle yaparak akrabalarınızdan 150 kişi devlet kademelerine sokacağım diye 1,5 milyon insanın vebaline girdiniz. Hani inancınız varsa bunun bu dünyada ve ahirette biliyorsunuz mükafatı karşılığı nasıl olacak siz daha iyi bilirsiniz. Bunu yapmanızın bir gereği yoktu. İptal olacağı zaten başından belliydi. Bir diğer husus. Bakın arkadaşlar, dersime giren, sosyal medyada benden uzaktan eğitim ders alan veya sosyal medyadan beni takip eden insanlara söylüyorum. Ben piyasadaki hiçbir hocaya bu adamı dinlemeyin, bu adamın kitabını almayın, şunu izlemeyin, şunu takip etmeyin asla demem. Umurumda dahi değil. Ben öğrencilere her zaman şunu söyledim. Benden verim alıyorsan beni dinle. Benden verim alamadıysan, anlamıyorsan başka hocayı dinle. Tabii ki dinle. Bu senin hayatını etkileyen bir sınav. Ben burada egomu tatmin edemem. Senin üzerine hiç edemem. Çünkü sen KPSS'ye hazırlanan bir öğrencisin. Belki de cebindeki 50 lirayla dershaneye geliyorsun. O 50 liranın 20 lirasını bir döner yiyip, 20 lirasını bir soru bankasına alıp, 10 lirasıyla belki su ve çay alıyorsun. Ben egomu senin üzerinde tatmin etmem, edemem de. Bu konuda anlaşalım. Hiçbir hocaya dinlemeyin, izlemeyin demedim. Ama sınav günü, ha arkadaş, bak sinirden gülüyorum. Sınav günü biriniz çıkıp sorular saçmaydı, sorular aptalcaydı, ÖSYM sen geri zekalısın, nasıl olur da bu kadar öğrencinin vebalini alırsın demediniz. Niye? Niye demediniz? Korktunuz mu? Makamınız, şan şöhretiniz gitti mi? Yani takipçileriniz azaldı mı? Yıllık kazandığınız 5 milyon 1 milyona mı düştü? Ne oldu? Hiçbir şey olmadı. Çıkıp bunu niye söylemiyorsunuz? Ya bir şey olmaz, korkmayın. Türkiye Cumhuriyeti hukuk devletidir. Olmaz, bir şey olmaz yani. Ha evet, hukukun işlemediği bazı anlar oldu. Ama kötü bir şey değil. ÖSYM'yi eleştirmek, Cumhurbaşkanını, muhalefeti eleştirmek kötü bir şey değil. Korkmayın ya. Her şeyin bir usulü, bir adabı vardır. Sen usulle, adabla yaptığın sürece kimse sana bir şey yapamaz. Ama biriniz çıkıp da ya kardeşim yazık, günah. Bak günah. Ben gözümle görüyorum. Öğrencilerle benim aram çok iyi. Ben oturur konuşurum, dertleşirim, kahve içerim, yemek yerim, halı saha maçına giderim. Her şeyi yapıyoruz arkadaşlarla. Ya yazık yazık. Tamam bak yazık.
Bu insanların bankalarında 1 milyon dolarları yok. Altlarında 700 milyarlık, 1 milyonluk, 2 milyonluk arabaları yok. Aileleri mal, aileleri çok zengin aileler değil. Hepsinin bankada paraları yok. Bu insanlar zor belayla geliyorlar. Bak çok sıkıntılı bir süreç. Öğretmenlik gruplarını tenzih ederim. Yanlış anlamasınlar. Hani şimdi öğretmenlik grubu ne yapabilir? Eğitim bilimleriyle, ÖABT ile. Ya en kötü ihtimal Allah korusun seneye telafi eder. Bak en kötü ihtimal. Ama lisans, lisansa ne olacak? Lisans bu sene atanamasa 2024'ü bekliyor. Ulan 2024'e girince hemen ataması yapılmıyor zaten. 2025 belki 26'ya sarkıyor. 3 yıl 4 yıl gidiyor ya. 3 yıl 4 yılda hesapladığında mali alanda bir hesaplama yapsan en az yarım milyon zararı var. Ev araba alabilir belki o parayla. Ya da geleceğini hayatını kurabilir. Ama buna müsaade etmiyorsunuz. Neden? Akrabalarınızdan bir 50-60 kişi bir yerlere girsin. Ha? Bir yerlerde adam mı olsun? Tamam. Geri kalanlar ne olacak? Hani hak, hukuk, Allah, kitap, öteki taraf, cennet, cehennem nerede? Yazık. Korkmayın. KPSS sektöründeki bütün hocalara söylüyorum. Bak saygım sonsuz. Eleştirdiğim yanları da olmuştur. Övdüğüm yanları da olmuştur. Ama çıkıp konuşun ya. Lan bir şey olmaz ya, korkma. Ya almayacaklar seni. İçer, kapıda özel harekat gelmeyecek, merak etme. Sen devlet erkanına veya devletin bütünlüğüne dair bir şey yapmadığın sürece, kamu düzeni bozmadığın sürece, ihlal etmediğin sürece, rejime karşı bir ayaklanma yapmadığın sürece bir şey yok. Çık konuş, iki kelam et. Biri çıkıyor diyor ki valla kolaydı. Ha? Çalışsaydınız yapardınız. Ulan hasta mısın sen? Yani beyninde bir problem mi var? Bu insanların çalışmadılar mı sanıyorsun? Bu insanlar sabah 7'den, bak belki 6'da uyananlar vardır. Sabahtan akşama kadar ders çalışıyor. Senin kitabını alıyor. Tamam mı? Senin kamplarına, tekrarlarına geliyor. Sen bunu söylerken mesela korkmuyor musun? Allah korkusu yok mu yani? Çalışan yapardı. Bunlar çalışmadığı anlamına mı geliyor? Hadi biri ikisi yapamadı. Bak ben geçen gün bir tane anket yaptım. Bugün de paylaştım. Kaç kişi var? 30 mu? 35 bin kişi falan girdi. Ulan %97 çok saçma diyor. Yani geri, %97 geri zekalı, %3'ü ordinarius mu oluyor? Ne demek çalışan yapardı ya? Allah'tan kork ya. Ya çıkıyorsun, bir tanesi çıkmış ne diyor bana? Bir şey söyleyeceğim. Söyle yavrum. Söyle, ne diyorsun? Ben Vakkay Vakvaki'yi anlattım. Çınar olayını anlattım. Allah razı olsun. Ya sen anlatmasan zaten KPSS öğrencisi Çınar olayını, Vakkay Vakvaki'yi bilmiyordu. Senin söylemenle bir aydınlanma geldi. Ya niye? Tamam, tutturdun. Tamam, Allah razı olsun. Tamam, yeterli mi? Allah razı olsun. Çok sağ ol. Tutturduğun için. Tamam, reklamını yap. Bak anlıyorum. Reklamını yaparsın. Tut. Buna bir şey demem ben. Tabii ki biz de yapıyoruz. Geçen sene ben de paylaştım. Tık 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 bunu yaptım bunu. Bu sene bir yapamadım. Çünkü sırası o değil. Yani öncelik hocaların soru tutturdum. Görüyorsunuz değil mi? En iyisi benim. En iyisi ben tutturdum. Şu an bu sırası değil. Bu değil. Önce bu KPSS'ye giren arkadaşların bir önünü görsünler. Bir bakalım ne oluyor. Ondan sonra reklamını mı yaparsın? Soyunur musun? Şov mu yaparsın? Ne zıkkım yersen niye? Ama önce öğrenci. Onu bir düşün ya. Merak etme, para da kazanacaksın. Şan şöhretin olacak. Takipçin 1 milyon da olsun. Sorun değil o. O olur. Parayı bir şekilde kazanırsın. Kazanıyoruz. O sorun değil. Ya bu kadar insan sınava giriyor. Hiç mi düşünmüyorsun? Ya hiç bacın, anan, avradın, ne bileyim kardeşin yok mu? Girmiyor mu bu sınava? Hani onları da düşünmen gerekmiyor mu? Yanlış mı düşünüyorum ben? Attım bunu köşeye. İkincisi. Şimdi 17 Eylül'de arkadaşlar sınavın ne olacağına dair yani bir yol haritası çizilecek. Sınavın ne zaman olacağını bilemiyoruz. Yani 17 Eylül'de, bakın, iyi dinle. Sınav 17 Eylül'de yapılmayacak. 17 Eylül'de sınav takvimi açıklanacaktır. Ne olacak, ne zaman olacak, bu belli olacak. Ne zaman olur? Kasım olabilir, Aralık olabilir, Ekim olabilir, bilmiyorum. Şahsi fikrim, şöyle bir ufak hesaplama yapsam, 17 Eylül'de açıklansa, yani Kasım'da olur gibime geliyor. Kasım. Ekim sonu, Kasım başı, Kasım ortaları gibi, bilmiyorum. Ocağa da atabilir, Mart'a da atabilir, bilmiyorum. Ama geçmiş yıllarda 2010'da bu tarz bir şey yapıldı. Sınav 2 ay sonra yapıldı. Yani Eylül'de açıklanır, muhtemelen Kasım ayında olur gibime geliyor. Ama dediğim gibi bir fikrim yok. Ön lisans arkadaşlar için de şunu söyleyeyim. Ön lisans arkadaşlarımızın sınavlarının ertelenmesi şu an söz konusu değil.
Büyük ihtimalle sizin sınavınız aynı zamanda olur. Ha, yarın ÖSYM çıktı, onu da iptal edebilir. Bilmiyorum. Ama şu an bence iptal olmaz. Çünkü sizinle alakalı bir durum değil. Ama hocam, ön lisans, lisans sorularını hazırlayan tayfa aynı tayfa değil mi? Değil. Hayır, değil. Ertelenme ihtimali var mı? Var. Düşük bir ihtimal. Hayır, bence yine kendi sınavınız 2 Ekim'de olur gibime geliyor. Son olarak işte bir yayın evinin soruları sızdırdığı ya da ÖSYM'nin sızdırdığı, bir o ona atıyor, ona atıyor, bilmiyorum mevzuyu. Bakın çok takılmayın. Olan oldu, biten bitti. Ve bu arada ismi geçen yayın evinin bütün hocaları da bu şaibeye karıştı anlamına gelmez. İçlerine dostlarımız, arkadaşlarımız var ki çok kıymet verdiğimiz, değer verdiğimiz hocalar var. Yani şunu da yapmayın ne olursunuz. Bir ön yargı gibi bir köhne zihniyet oluşmasın. O yayın evi böyle yaptı. O zaman yayın evindeki bütün öğretmen, personel, temizlikçi, kantinci hepsi öyledir. Yapmayın bunu. Bunun neye benzer? Sen de FETÖ'cüsün. Sen de şusun. Yapma bunu. Yapma. O öyle değil. Olaydan haberi olmayan belki yayın evi de vardır. Yani bu olaydan haberi olmayan o yayın evinde çalışan öğretmenler var. Tamam, herkese mal etmeyin bunu. Süreç nasıl işler? Adli süreç nasıl devam eder? Bunu zaten ilerleyen zamanlarda göreceğiz. Sınavda bir halt olduğu çok bariz belliydi. Ben çıkıp size bakın ben söyledim demiyorum. Çok bariz belliydi. İptal olacaktı. Bense o gün de yazdım. Hakkınızı Allah bırakmasın, bırakmayacak dedik. Hakkınızı da bırakmadı. Şimdi sizin bu süreçten sonra yapmanız gereken şey nedir? Bir fikrim yok. Eğer konularınız iyiyse, konularınız ki bence hala iyidir. Yani sıfırdan başlamayacaksınız. Oturun hızlıca bir tekrar, hızlıca tarih, coğrafya, anayasa, Türkçe, matematik, hızlıca 20 güne yayacak şekilde seri bir tekrar ve bol bol soru çözün. Ve son soru, hocam yeni yapılacak olan lisans sınavı böyle mi olur? Böyle olmayacak. Yeni yapılacak olan sınav daha adil, çalışanla çalışmayanın ayırt edildiği, gerçekten emek verenin emeğinin alacağı bir sınav olacak. Böyle aptalca şeyler bir daha yapamazlar. Artık o yemez. O bir kere olur. O bir daha yapamazlar. Bence artık güzel bir sınav olacak. Çalışanla çalışmayan, ha zor soru olacak mı? Olacak. Aptalca sorular olacak mı? Olacak. Ama bu kadar da değil. Bu kadar da insanın gözüne soka soka, insanı ahmak yerine koya koya bu tarz bir sınav yapılmayacaktır. Her zaman dedim, atansanız da, atamanız olmasa da ben şahsi olarak yanınızdayım. Elimizden gelen bir şey varsa yaparız. Not paylaşırız, canlı yayın yaparız, tekrar yaparız. Hiç sorun değil. Bazı şeyler, bak insanlar bu hayatta daha kıymetli şeyler için yaşarlar. Paradan, şan, şöhretten daha kıymetli bir şey varsa o da onur ve gururdur. Bir insan onuru, şerefi için yaşar. Parayı kazanırsın, şan şöhretin olur, takipçin 5 milyon olur. Hiç önemli değil. Gurur, haysiyet, şeref bunlardan daha kıymetlidir. Bunun için mücadele edin. Bu olduktan sonra zaten para oluk oluk akar yani. Hiç merak etme sen. Tamam? Olayımız bu şekilde olacak arkadaşlar. Ben daha sözü fazla uzatmayacağım. Kafanızda şişirmeyeyim. Zaten ne yapacağınızı bilmiyorsunuz. Bana sorarsanız bugün, yarın dinlen. Hemen dalma konulara. Biraz bekle. Kafanı dinle. Biraz o deşarj ol. Ondan sonra otur. Yoğun olmayacak şekilde tekrarlarını bitir, soru çöz. İlk sınavdaki olduğu gibi detaya gireyim mi hocam? Alta gireyim mi? Hayır, yapma bunu. Bunu yapma. Normal çalışır gibi çalış, normal süreci devam ettir. İnşallah emeğinin karşılığını bu sefer alacaksın. Bak, iptal edildi. Bu senin için verilen bir şans daha var. O şansı bu sefer iyi değerlendir. Beraber atamanı gerçekleştirelim. Güzel yerlerde seninle karşılaşalım. Tamam? Peki. Benim diyeceklerim bu şekilde arkadaşlar. Sorunuz varsa, söylemek istediğiniz, eklemek istediğiniz bir şey varsa söyleyin. Onlara da cevap vereyim. Ondan sonra yayını kapatacağım. Sizler de dinlenin biraz. Artık böyle şu şunu söyledi, bu bunu yaptı. Bitmez bu muhabbet. Ha, bu uzar ha, bu bir ay sürer. Çok girmeyin o konulara artık. Peki. Peki, peki, peki. Ben teşekkür ederim. Ben bir şey yapmadım. İçinizden geçen söylemek istediğiniz şeyleri söylediğime inanıyorum. Eksik var mı? Var. Ama 2 gündür, 3 gündür maalesef ben de bunlarla uğraşıyorum. Mesaj kutusuna dönmeye çalışıyorum. Herkese dönemem arkadaşlar. Çok fazla mesaj var. Ama genel manada konular bu şekildeydi.
İnşallah sizler bu süreci de güzel bir şekilde atlatacaksınız. Peki, peki. Ben teşekkür ederim. Adnancım, düğününe geleceğim. Aynen, 21 kişinin sınav şeyleri aynı çıkmış zaten. Bir halt olduğu belliydi zaten. Bu böyle olacaktı. Şaşırmayın. Hiç şaşırmayın. Bu saatten sonra bir şeylere şaşırmayın artık. Konu tekrarları yapacağım arkadaşlar. Evet, biraz yapacağım. Şu olaylar bir düzelsin. Şu olaylar bir düzelsin inşallah. Siz de şu ölü toprağı üstünüzden bir atın. Ondan sonra halledeceğiz. Hepsini halledeceğiz. Yeter ki sabırlı olun, inanın. Sizden öncekiler başardı, sizler de başaracaksınız. Sadece kendinize inanın. O hak bir şekilde size gelecektir. Peki. Ben teşekkür ederim. İnşallah güzel olacak. Başaracağız, başaracağız. Her şey çok güzel olacak. Evet, kıymetli kardeşlerim, konu böyleydi. Hadi bakalım. Peki gençler, o zaman kendinize iyi bakıyorsunuz. Allah'a emanet olun. Dinlenin. Deşarj olun. Yarın çıkın gezin biraz. Hemen dalmayın konu. Hemen yapma. Hemen girme konulara. Biraz bekle. Bir iki gün dinlen, ondan sonra. Acelen yok yani. Her şekilde halledeceksin. Zaten 8 aydır çalıştın. Her şey şu an kafanda. Oturup sıfırdan çalışmayacaksın. Biraz dinle. Bir iki gün dinle, ondan sonra devam edeceğiz. Aynen. Sorun moru tutturma mevzusu geç. Hadi bakalım. O zaman yayını kapatıyorum. Kendinize iyi bakıyorsunuz. Allah'a emanet olun. Tekrar görüşürüz. Kimseye dokunmayın. Kimseye karışmayın. Tekrardan görüşmek üzere. Hadi hoşça kalın. Görüşmek üzere.